Herkese merhaba, Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün dikte derslerimizin 4. serisini işliyoruz. Bugün size 5 değil 4 tane dikte soracağım. Her biri yine 8 ölçüden oluşan 2 dörtlük dikteler olacak. Birisi sol majör, daha doğrusu ikisi sol majör, iki tanesi de fa majör tonunda olacak. Bunların hangilerinin sol majör, hangilerinin fa majör olduğunu siz bulacaksınız. Ben size yine la sesini vereceğim ve başlangıç sesimizi vereceğim. Ona göre devam edeceksiniz. Her zamanki gibi yine 8 ölçüyü baştan sona çalacağım. Daha sonra ikişer ölçü şeklinde bölerek çalacağım. Umarım bu seriler sizler için faydalı oluyordur. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Evet, ilk diktemizle başlıyoruz. İki tane sol majör, iki tane fa majör tonunda diktemiz var. Bunların hangilerinin hangisi olduğunu siz bulacaksınız. Karışık sordum. Ben size her zaman gibi la sesini vereceğim. Ve bulmanız gereken sesi, yani diktenin başlangıç sesini basacağım. Onu siz bulacaksınız, başlayacaksınız. Önce 8 ölçüyü çalacağım. Daha sonra 8 ölçüyü bir daha çalacağım. Sonra 2-2 bölerek ölçüleri gideceğim sizler için. Şimdi ilk diktemize başlıyoruz. Bu la sesi, başlangıç sesim bu. Tekrar ediyorum, bu la. Bu da başlangıç sesim. Evet, bu arada metronomumu getirmeyi unutmuşum. Telefondan metronom açıyorum. Umarım duyabilirsiniz. Bir daha baştan sona çalıyorum. Evet, metronom acizliği olabiliyor bazen, kusura bakmayın. İlk iki ölçüyü çalıyorum şimdi. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. Bir ikiyi çalıp 3-4'e geçiyorum. Üç dördü tek başına çalıyorum. Üç dördü yine tek başına çalıyorum. Üç dördü çalıp 5-6'ya geçiyorum. Beş altıyı tek başına çalıyorum. Beş altıyı bir kez daha tek başına çalıyorum. Beş altıyı çalıp 7-8'e geçiyorum. Sekizi tek başına çalıyorum. Yedi sekizi son kez tek başına çalıyorum. Şimdi kontrol etmeniz için tamamını çalıyorum ve ikinci dikteye geçiyorum. Bu la'ydı. Bu da başlangıç sesimdi. Thank you.
Şimdi ikinci diktemize geçiyoruz. Yine bu la sesimiz. İkinci diktenin başladığı ses bu. Tekrar ediyorum. Bu la. Bu diktenin başlangıç sesi. Yine tamamını çalıyorum. Daha sonra bölüp bölüp çalacağım. Deminkine göre belki biraz daha kolay gelebilir ama burada tartımlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tamamını tekrar çalıyorum. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. İlk ikiyi çalıp 3-4'e geçiyorum. Dördü tek başına çalıyorum. Üç dördü tekrar tek başına çalıyorum. Üç dördü çalıp 5-6'ya geçiyorum. Beş altıyı tek başına çalıyorum. Beş altıyı yine tek başına çalıyorum. Beş altıyı çalıp 7-8'e geçiyorum. Yedi sekizi tek başına çalıyorum. Yedi sekizi bir kez daha tek başına çalıyorum. Şimdi tamamını çalıyorum ve bitiriyorum. Şimdi üçüncü diktemize başlıyoruz. Bu la sesim. Bu başlangıç sesim. Bu la. Bu başlangıç sesim. Baştan sona çalıyorum. Bağlar var burada. Onlara dikkat edin. Şimdi 1-2'yi tek başına çalıyorum. Bir ikiyi tekrar çalıyorum.
1-2'yi son kez tek başına çalıyorum. Bir ikiyi çalıp 3-4'e geçiyorum. Üç dördü tek başına çalıyorum. Bir daha çalıyorum 3-4'ü. Üç dördü çalıp 5-6'ya geçiyorum. Beş altıyı tek başına çalıyorum. Beş altıyı tekrar tek başına çalıyorum. Beş altıyı çalıp 7-8'e geçiyorum. Yedi sekizi tek başına çalıyorum. Yedi sekizi tekrar tek başına çalıyorum. Şimdi 8 ölçüyü çalıyoruz ve 3. diktemizi de bitiriyoruz. Şimdi dördüncü diktemize geçiyoruz. Dördüncü diktemizde la sesim bu. Başlangıç sesim bu. Bu la. Bu da dikteye başlangıç sesim. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Sekiz ölçünün tamamını tekrar çalıyorum. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. Bir ikiyi son kez tek başına çalıyorum. Bir ikiyi çalıp 3-4'e geçiyorum. Üç dördü tek başına çalıyorum. Üç dördü tekrar tek başına çalıyorum. Üç dördü çalıp 5-6'ya geçiyorum.
5-6'yı tek başına çalıyorum. Beş altıyı yine tek başına çalıyorum. Beş altıyı çalıp 7-8'e geçiyorum. Yedi sekizi tek başına çalıyorum. Yedi sekizi son kez tek başına çalıyorum. Şimdi sekiz ölçünün tamamını çalıyorum ve son diktemizi de bitirmiş oluyoruz. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım bu dersler size için faydalı oluyordur. Bugünkü diktelerin de yazılmış hallerini videonun sonunda koyuyorum. Oradan doğru mu yanlış mı yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Ne kadar doğrunuz, ne kadar yanlışınız var onlara bakabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın.